Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde bir fragmentten başka bir fragmente nasıl veri aktarırız onu anlatacağım. Konu başlığı sizi korkutmasın çünkü şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bundan önceki iki dersi, iki konuyu anladıysanız yani aktiviteden fragmente veri göndermeyi ve fragmente veri aktiviteye veri göndermeyi çok iyi anladıysanız bu konu aslında bu ikisinin birleşimi şeklinde olan bir şey. Öncelikli olarak şuradaki resmimize bir göz atalım. Önceki yaptığım örneği, önce günün sonunda ne yapacağımızı göstereyim. Böyle olacak arkadaşlar. Yine benim fragment A'da iki tane edit teksim olacak. Ve buradaki butona bastığımda şuradaki sayıları toplayacağım. Ama bu sefer aktivitenin içinde değil, şurada gördüğünüz fragment B'nin içinde. Yani ne olmuş oluyor? Buradaki değerleri, yani bir fragmentteki değerleri buradaki fragmente aktarmış olacağım. Şimdi hatırlarsanız ne yapmıştık? Fragmentten aktiviteye veri göndermek için bir interface tanımlamamız gerekiyordu. Ve bu interface'i benim aktivitemin gerçekleştirmesi, implement etmesi gerekiyordu. Implement ettiğinde buradaki metodu da override etmek zorundaydı. Ve ben fragment A'da yani verileri göndereceğim fragmentte bir tane metot yazıyordum. Bu metodun içine önce ilgili aktiviteye ulaşmak için bu listener'ı kullanıyordum. Ve o metotta parametrelerimi yani verilerimi aktiviteye gönderiyordum. Ama benim olayım neydi? Fragmentten fragmente veri göndermek. Daha sonra da aktiviteden fragmente nasıl veri göndeririz videolarını hatırlarsanız ya bundle kullanıyorduk ya da fragment nesnesini direkt olarak kullanıyorduk. İşte burada direkt olarak kullanma örneğiyle beraber diyorum ki fragment B'de iki tane sayıyı toplayan bir metot olsun. Ve ben buradaki fragment B nesnesiyle bu sayıları fragmente gönderip istediğim işlemi yapabiliyordum. Şimdi gelin şunun bir uygulamasını yapalım. Bir önceki örneğe ek olarak hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece fragment B'yi oluşturdum. Ve benim main aktivitemde bir text view'um vardı ya. Gördüğünüz gibi burada artık text view yok. Bunu alıp fragment B'nin içine koydum. Daha sonra activity main XML'ime de statik olarak fragment taglerini ekledim. Bu da direkt fragment B'yi gösteriyor. Şu an için herhangi bir veri alışverişi söz konusu değil. Main activity'mi gördüğünüz gibi MyListener'ı implement ediyor. MyListener'ımın içinde ne var? Sayıları topla diye bir metot var. Bu interface'i implement ettiğim için ne olması lazım? Bu metodun burada çalışması lazım. Şimdi gelelim Fragment A'ya. Fragment A'da ne yapmıştık? Butona her tıklandığında şuradaki metotta butona her tıklandığında edit textlerdeki sayıyı okuyordu ve listener'ım aracıyla ben bunları main activity'ye gönderiyordum. Buraya kadar zaten önceki örnekte yaptıklarımız. Bizim olayımız ne olacak? Bundan sonra başlayacak. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Buradan gelen sayıları burada işlem yapıp ekrana göstermek istemiyorum. Fragment B'ye yaptırmak istiyorum bu işlemi. O yüzden fragment B diye bir nesne tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar fragment B eşittir new fragment B dersem ne yapacak? Fragment B'den yeni bir nesne oluşturacak. Ama benim halihazırda zaten bir fragmentim ekranımda mevcut. Var olan fragmentleri düzenleyen ve onlar hakkında bilgisi olan sınıfımın adı neydi? Fragment Manager. Tamam. Manager dedikten sonra get fragment manager'la ben bu yöneticimi çağırmış oldum. Ve fragment B'yi istiyorum. Manager aracılığıyla find fragment by tag demiştik. Ama bu sefer tagları kullanmıyoruz. Taglar genelde dinamik olarak eğer siz fragmenti yarattıysanız kullanıyorsunuz. Bu sefer aynı bir layout öğesine erişir gibi find fragment by id ile benim ilgili fragmentimi buluyorum ki kendisi fragment 2. Şöyle bir activity main'e bakarsanız zaten şuradaki fragmentin gördüğünüz gibi ID'si fragment 2 diye girilmiş. Bunu bulduktan sonra bu bana ne döndürüyor? Bir tane fragment döndürüyor ama benim karşı tarafta fragment B'm var. Klasik bir typecasting işlemi yapıyoruz. Daha sonra ne demiştik? Bu fragment nesnesini direkt olarak
veri alışverişinde kullanabiliriz. Aslında şu an yaptığımız işlem ne? Activity'den fragmente veri göndermek. Hangi verileri göndermek? Fragment A'dan Activity'ye gelen bu sayı 1 ve sayı 2'yi. Diyorum ki sayıları topla. Ve sana hangi sayılar gelecek? Sayı 1 ile sayı 2 gelecek. Şu an için fragment B'nin içinde böyle bir metot var mı? Yok. Alt Enter'a bastım. Create metot dedim. Ve gördüğünüz gibi fragment B'nin içinde bu sayı 1 ve sayı 2 çalıştırıldı. Yani şu ana kadar ne yaptım? Fragment A'daki edit textlerden aldığım veriyi şu şekilde Activity'ye gönderdim. Activity'ye gelen bu sayıları da şuradaki metot sayesinde fragment B'ye gönderdim. Yani burada A ile B arasında benim aktivitim bir köprü rolü üstlenmiş oldu. Buraya geldiğimde bir tane integer toplam diye bir değişken oluşturuyorum ve bu sayı 1 ile sayı 2 toplam işlemlerini burada gerçekleştiriyorum. Daha sonra yapmak istediğim ne? Şuradaki text view'a yani sonuç isimli text view'a set text diyerek bu sonucu yazdırmak. Toplam. Artı dedikten sonra toplam deyip bu sayıyı ekrana yazdırmak. Şimdi bir bakalım hatamız var mı? Evet, uygulamam açıldı. Gördüğünüz gibi öncelikle fragment A'dayım. Verileri yazdım. 50'ye 50. Daha sonra şundan bir çıkabilirsek. Daha sonra Activity'ye göndere bastığımda öncelikli olarak bu sayılar Main Activity'ye gelecek. Main Activity'den de bir metot sayesinde Fragment B'ye gelmesini bekliyoruz. Ve tıkladığımda gördüğünüz gibi sonuç eşittir 100 yazmış oldu. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi öncelikle Fragment A'da Edit Text'ten sayıları aldım. Ve butona her tıklandığında SendData metodum çalışıyor. Bu sayıları Main Activity'deki listener'ı implement etmiştim ya. Böylece o listener o Main Activity'yi karşılayacak duruma geliyor ve oradaki metotları gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Sayıları topla dediğimde Main Activity'deki sayıları topla metoduna geldi. Veriler buraya geldi. Ben Manager'ım yardımıyla ekrandaki fragmenti Fragment B'nin içine attım ve dedim ki Fragment B'de bir tane metot var sayıları topla diye. Git o metoda buradan gelen verileri oraya at. Fragment B'de de o verileri aldım ve ekrana bastırdım arkadaşlar. Evet, fragmentlerde veri alışverişleri bu şekildeydi. Bir sonraki derste aynı örneği sadece layoutlarını tutacağım. A'yı, B'yi hepsini sil baştan oluşturacağız. Hem bir tekrar olacak. Sonuçta bu temel eğitim. Her videoyu hemen bir kere de anlamanızı zaten kimse beklemiyor. Bunlar sizi eğer zor geliyorsa lütfen vazgeçmeyin. İlerleyen videolarda yeni yeni şeyler öğrendiğimizde bunların da mantığını çok daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.